Arkadaşlarım merhaba. İnkılap tarihinde cephelere geçelim. Osmanlı Devleti'ni en son savaşa sokmuştuk. Birinci Dünya Savaşı'na girmiştik. Doğal olarak Osmanlı Devleti içerisinde yeni cepheler açıldı. Bakalım bu cephelerde neler olmuş, onları bir yakından inceleyelim. Şimdi cepheleri biz taarruz cepheleri, yardım cepheleri ve müdafaa cepheleri olarak üçe ayırıyoruz. Taarruz cepheleri dediğim saldırı cepheleri oluyor. Müdafaa cepheleri dediğim ise savunma cepheleri oluyor. Şimdi bunların genel özellikleriyle beraber cephelere bakalım. Şimdi taarruz cephelerinden başlayalım. Kafkas ve Kanal cephesi. Biz bunu nasıl kodlamıştık sizlerle? K ve K, KK olarak kodlamıştık taarruz cephelerini. Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Yardım cephelerine baktığımızda ya ve ya, değil mi? Ya olarak başlamıştık. Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerini ya olarak kodlamıştık. Yardım cephelerinin en başında bulunan Y ve A harflerinden yola çıkarak sonları ya olarak bittiğini söylemiştik yardım cephelerinin. Ve müdafaa cephelerine geçelim. Çanakkale cephesi, İran-Irak cephesi, Suriye-Filistin cephesi, Hicaz-Yemen cephesi. Şimdi arkadaşlar burada ise baş harflerini kodladığımızda Çiş olarak kodlamıştık müdafaa cephelerini. Taarruz cepheleri KK, müdafaa cepheleri Çiş ve yardım cepheleri ya olarak kodlanmış olacaktı. Şimdi taarruz cephelerinin genel özelliklerine bakalım. Almanların isteği üzerine açılan cephelerdir ki arkadaşlar bunlar Osmanlı sınırları içerisinde açılan cephelerdir. Osmanlı sınırları içerisinde açılan bu saldırı cepheleri, yani ilk önce Osmanlı'nın saldırdığı cephelerde iki cephede de başarısız olduk. Başarısızlıkla sonuçlandı. Müdafaa cephelerine baktığımızda ise arkadaşlar genel özellikleri bunlar da Osmanlı sınırları içerisinde açılan cepheler. Ama sadece burada Çanakkale cephesini kazanmış olduk. Diğer cephelerde savaşları kaybettik. Yardım cephelerinin genel özelliklerine baktığımızda ise arkadaşlar Osmanlı sınırları dışında açılan cephelerdir bunlar. Osmanlı sınırlarının dışında açılan cephelerdir. Biz bu cephelerde müttefiklerimize asker, erzak ve silah gücü yardımı götürmüş olduk ve bu yardımlarda bulunduk. Evet, cephelerimiz Birinci Dünya Savaşı cephelerimiz bunlardır arkadaşlar. Şimdi bunların biraz daha detaylarına, içeriklerine girmiş olalım. Şimdi ilk olarak Çanakkale cephesiyle başlayalım. İtilaf devletleri ne istemiş? İstanbul'u ve Boğazları ele geçirmek istemiş. Amacı ne? Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak. Eğer İstanbul'u ve Boğazları ele geçirirse Çarlık Rusya'ya yardım götürecek. Yardım götürmesinin sebebi ise Çarlık Rusya içerisinde sıkıntılar yaşanmakta. Yani bir takım ayaklanmalar var. Özellikle Lenin önderliğinde cumhuriyetçiler ayaklanıp devlet yönetimini değiştirmek ve ele geçirmek istiyor. Yine bakalım İtilaf Devletleri Başkanı istiyor arkadaşlar. Balkan devletlerini savaşa çekmek istiyor. Böylelikle Osmanlı'ya karşı Balkanları kışkırtıp Osmanlı'yı zayıf düşürebilecekler. Ve savaşı kısa zamanda, kısa sürede bitirmek istiyorlar. Evet. Şimdi bunlar Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde düşmanları tarafından hedeflenen amaçları. Ne oldu savaş sırasında? Çanakkale savaşları ikiye ayrılıyordu. Deniz savaşları ve kara savaşları. İtilaf devletleri deniz savaşını kazanamadılar. Denizden geçemediler. Çünkü Çanakkale geçilmezi oynadık orada. Çanakkale'den geçmelerine izin vermedik. Bunun üzerine karadan saldırma kararı aldılar. Kara savaşlarında ise ben şunu size söylediğimi hatırlıyorum. Balkan savaşları sırasında Mustafa Kemal Çanakkale ve çevresini çok iyi tanımıştı. Evet, bu bölgeyi iyi tanıyan Mustafa Kemal'i 19. Tümen Komutanlığı'na getirdik. Ve Mustafa Kemal burada itilaf güçlerini durdurmuş oldu. Hatta hatırlayın burada askerlerine hangi cümleyi kurmuştu Mustafa Kemal'in, hangi sözü burada Çanakkale cephesine damga vurmuştu. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum demişti. Değil mi? Mustafa Kemal burada Arıburnu, Conkbayırı, Anafartalar'da önemli başarılar göstermiş ve itilaf güçlerini büyük bir bozguna uğratmıştı, yenilgiye uğratmıştı, büyük bir zafer elde etmiştik.
Savaşın sonuçlarına baktığımızda bu savaşın sonuçları bizim Çanakkale cephesini kazanmış olmamız savaşın uzamasına neden oldu. Osmanlı'nın galip geldiği tek cephe oldu burası arkadaşlar. Çarlık Rusya'ya yardım gidemedi. Hatta Çarlık Rusya'ya yardım alamadığı için de ekonomik krize girdi. Hatta Lenin önderliğinde Bolşevik ihtilali yaşandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilme kararı aldı. Bolşevik ihtilali sonrası Çarlık Rusya yıkıldı. Yerine SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuş oldu. Bu bölgede arkadaşlar görüyor olmanız lazım kısaltmayı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Evet, bir takım bunu yanlış yorumlayan arkadaşlarımız var. Seni seviyorum canım benim diyenlerimiz var ama lütfen böyle kodlamayalım. Evet arkadaşlar, Çanakkale cephesinin sonucunda Çarlık Rusya yıkılınca yerine geçen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1. Dünya Savaşı'nda daha yer almak istemedi. İtilaf devletlerinin de yanında yer almak istemedi. Hatta bir süre sonra biz onları milliyetçi tutumundan dolayı milli mücadeleye destek verdiklerini göreceğiz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yeni Türk Devleti'ne ve Mustafa Kemal'e destek vereceğini göreceğiz ama bu sonraki süreçte. Kurtuluş Savaşı sürecinde bu karşımıza gelecek. Devam edelim bir sonraki noktadan. Mustafa Kemal'in tüm dünyaya tanınmasına ve milli mücadelenin lideri olmasına ortam hazırlayan bir savaştı bu. Ve Balkan devletleri arkadaşlar tutum değiştirdi. Neden? Çanakkale Savaşı'nı kazanınca toprak kaybetmekten korktular. Osmanlı Devleti'nin eski gücüne kavuşacağından korktular ve biraz daha çekingen bir tutum sergilediler. Bulgaristan hatta toprak kaybetmemek için bizzat Osmanlı Devleti'nin bulunduğu tarafta yani ittifak devletlerinin yanında savaşa girmiş oldu. Çanakkale cephesinin etkisini Kafkas cephesinde göreceğiz. Aslında Kafkas cephesi bizim ilk açılan cephemiz. Neden? Gobem ve Breslav, Yavuz ve Midilli olarak gidip ilk olarak Rus limanlarını bombalamıştı. İlk oraya saldırdığımız için Ruslarla ilk olarak savaşmıştık biz. Kafkas cephesi benim ilk açılan cephem ve Ruslarla savaştığımız tek cephe arkadaşlar burası. Gerekli tedbirler alınmadan önlem almaya çalıştık. Burada Sarıkamış faciası yaşandı. 90 binin üzerinde askerimiz donarak şehit oldu. Tek bir mermi yakmadan, tek bir mermi atmadan bölgeyi korumaya giden Suriye çevresinden kalkıp Kafkaslara, daha sıcak bir bölgeden daha soğuk bir bölgeye giden askerimiz iklim şartlarına yenik düştü ve donarak şehit oldular. Biz bu duruma Sarıkamış faciası ismini veriyoruz. Çanakkale Savaşı'nın etkileri görülmeye başlıyor bir süre sonra arkadaşlar. Mustafa Kemal'i biz Kafkas cephesine gönderiyoruz. Tamam, Çanakkale cephesinde başarı elde ettin. Hadi şimdi Kafkas cephesine gitmelisin diyoruz. Mustafa Kemal kalkıp Kafkas cephesine gidiyor. Giderken de kendisi burada tüm general rütbesini alarak gidiyor arkadaşlar. Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alıyor. Tabii etkiler görülmeye devam ediyor. Rusya, Çarlık Rusya yıkılmaya başlamış. Yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gelmiş. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilme kararı almış. Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Çekilirken de Brest-Litovsk Anlaşması ile beraber arkadaşlar bizlere Kars, Ardahan ve Batum'u bırakmıştır. Evet, Osmanlı Devleti burada Kars, Ardahan ve Batum'u da geri almış oldu. Şimdi hazır Kafkas cephesinden bahsederken arkadaşlar Doğu Anadolu'nun öneminden bahsedelim. Doğu Anadolu'da Ruslar tabii ki tek başlarına savaşmıyorlar. İngilizler bir şekilde onlara yardım götürmeye çalışıyor ama aynı zamanda bizim içimizde bulunan azınlıklar var onlara yardım etmeye çalışan. Kim bunlar? Ermeniler. Ermeniler Osmanlı Devleti'ne karşı Rusların da kışkırtmasıyla beraber Ruslardan destek alarak saldırıya geçiyorlar. Birçok Türk köyünü yakıp yıkıp yağmalamaya başlıyorlar. Türk insanlar Türklere, doğuda bulunan Türklere zarar vermeye başlıyorlar. Osmanlı Devleti hem kendi güvenliğini sağlayabilmek için hem de Ermenilerin güvenliğini sağlayabilmek için bir kanun çıkarıyor ve bu kanunla beraber Ermenileri Suriye veya Lübnan'a gönderiyor. Biz bu kanuna sevk ve iskan kanunu veya bir diğer ismiyle tehcir kanunu ya da göç kanunu olarak isimler veriyoruz. Sizin de aklınızda bulunsun. Hazır yeri gelmişken anlatalım dedik.
Devam edelim. Bir sonraki cephemiz kanal cephesi olsun. Arkadaşlar Almanya'nın istediği üzerine açılmıştı hatırlıyorsanız. Amacımız biz burada niye saldırdık? İngilizlerden Mısır'ı geri almak. Bir Mısır sorunumuz vardı İngilizlerle. Bunu çözmek istemiştik. Mısır'ı geri almak istedik. Fakat başarılı olamadık. Yine bir başka amacımız İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantılarını kesmekti. Almanlar istemişti özellikle bunu. Biz yine başarılı olamadık. Kanal cephesinde başarısız olduk arkadaşlar. Daha sonra saldırırken geri çekilmeye başladık. Nasıl çekildik? Aslında bir sonraki cephemizde biz bunu göreceğiz. Kanal cephesinin devamı olan Suriye, Filistin ve Sina cephelerine çekilmiş olacağız. Kanal cephesinden geri çekilmeye başlayan Osmanlı ordusu önce Sina'ya, Sina cephesinden Filistin cephesine, Filistin cephesinden de Suriye cephesine kadar geri çekildi. Suriye cephesinde en son Halep'e kadar dayandı arkadaşlar. Halep'e kadar yaslandık. İngilizler üzerimize gelmeye devam ediyordu. Mustafa Kemal burada çare oldu bize. 7. Ordu Komutanlığı'na geldi. 7. Ordu Komutanlığı'na gelince burada bir Alman komutanla tartışmaya başladı. Çünkü hem bir Alman komutandan emir almak istemiyordu. Hem de Alman komutanın adaletsiz davranması, Türk askerini tehlikeli bölgede kullanıp Alman askerini daha basit işlerde kullanması Mustafa Kemal'in milliyetçilik duygusunu ve millet sevgisini ortaya çıkarmış ve cepheyi terk etmişti. Daha sonra bir Almanya ziyaretine gidip geldikten sonra Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Suriye cephesine geri döndü ve burada Halep'te İngiliz ordusunu durdurmuş oldu. Devam edelim arkadaşlar. İran-Irak cephesi. İran-Irak cephesi deyince aklımıza gelmesi gereken petrol atakları. Özellikle Musul ve Kerkük'teki petrolleri almak isteyen İngilizler bu bölgeyi aldıktan sonra Ruslara da yardım götürmeyi hedefliyorlardı. Bölgede bulunan Halil Paşa, Kut Paşa dediğimiz Kutul Amare bölgesinde İngilizlere büyük bir yenilgiyi uğrattı aslında. Bu da ismi geçmeyen büyük zaferlerimizden bir tanesi. Kutul Amare zaferi. Arkadaşlar Kutul Amare bölgesinde Halil Paşa başarılı oldu. İngilizleri esir almıştı fakat İngilizlere beklenmeyen bir yardım geldi. Kim bunlar? Bazı Müslüman Araplar, Arap şeyhleri İngilizlere yardım etme kararı aldı. Kendi çıkarlarını düşündükleri için İngilizlere yardımda bulundu ve İngilizler İran-Irak cephesinde başarılı oldular. Fakat Rusya'ya yardım götürme noktasında başarılı olamadılar. Çünkü Ruslar çoktan savaştan çekilmişti. Hicaz-Yemen cephesine baktığımızda Hicaz-Yemen bölgesi aslında kutsal toprakların bulunduğu bölgeydi arkadaşlar. Kutsal topraklar nereler? Mekke ve Medine değil mi? Burada biz Mekke Medine'yi korumak amacıyla gittiğimiz bu cephede Arapların İngilizlere desteği üzerine tekrar yenilgi alarak geri gelmiş olduk. Devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi. Nasıl sona erdi Birinci Dünya Savaşı? Aslında bu çok önemli. Şimdi İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında bu çatışma devam ederken Rusya'nın savaştan çekilmesi, Bolşevik İhtilali'nin yaşanıp Çarlık Rusya'nın yıkılması ve yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin kurulmasıyla Sovyet Rusya savaştan çekildi. İtilaf Devletleri büyük bir güç kaybı yaşadı. İttifak devletleri bu güç kaybına karşılık özellikle Osmanlı Devleti'nin de kendine güveninin gelmesiyle beraber güçlü bir tutum sergiledi. İttifak devletleri belki savaşı kazanabilirdi fakat Almanya sahneye çıktı. Almanya İngilizlere ve Fransızlara silah getirilmesini, silah yardımında bulunulmasını istemiyordu. Böylelikle onları güçsüz düşürüp savaşı kazanabilecekti. Bunun üzerine arkadaşlar Almanya silah gemisini, Amerika'nın silah gemisini vurmak için 2 tane denizaltı gönderdi. Bu 2 denizaltı Amerika'nın silah gemisini vuracağı yerde Amerika'nın ticaret gemilerini vurdu. Bunun üzerine Amerika İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girdi ve İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'nı kazanmış oldu. İtilaf Devletleri'nde Amerika'nın gelmesiyle beraber büyük bir güç kazanan taraf İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri oldu ve İttifak Devletleri güç kaybetmeye başladı. İlk olarak Bulgaristan savaştan çekildi. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi demek Almanya ile Osmanlı Devleti'nin
kara bağlantısının kesilmiş olması demek ki Osmanlı Devleti zaten müttefiklerinin yani Almanya'nın, Avusturya, Macaristan'ın ve Bulgaristan'ın savaşı yenilgi olarak kabul etmesi üzerine o da ateşkes imzalayarak savaştan çekilme kararı aldı. Ardından Avusturya, Macaristan ve son olarak da Almanya savaştan çekilmiş oldular. Savaştan çekilen devletlere yani yenilen devletlere bir takım anlaşmalar, barış anlaşmaları sunulmuş oldu. İsmi barış ama yaptırımları ağır olan anlaşmaları biz şu şekilde kodluyoruz arkadaşlar. Obama ve son vites olarak kodluyoruz. Evet, yapılan anlaşmalarda Obama son vites olarak kodlamalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Osmanlı-Sevr Anlaşması, Bulgaristan-Nöyi Anlaşması, Almanya ile Versay Anlaşması, Macaristan'la Trianon, Avusturya ile de Saint-Germain anlaşmaları yapılıyor arkadaşlar. Tabii bu anlaşmaların hepsinin çok ağır yaptırımları var. Birinci Dünya Savaşı sonuçlarına baktığımızda evet arkadaşlar Amerika zaten savaşa girdi. Ağırlığını ortaya koydu ve daha güçlü bir yapı olan İtilaf Devletleri daha karlı çıkmaya başladı. Savaştan en karlı çıkan devlet ise İngiltere oldu. Ne oldu? İmparatorluklar yıkıldı. Milli devletler ortaya çıktı. Mesela Çekoslovakya, mesela Avusturya, mesela Macaristan, Polonya, Yugoslavya ve Türkiye gibi devletler kurulmuş oldu. Orta Doğu ve Avrupa'nın siyasi haritası yeniden çizildi. Çünkü büyük devletler yıkılınca, ortaya yeni devletler çıkınca arkadaşlar kendi başlarına birer devlet oldular ve hem Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun siyasi haritası, sınırları yeniden çizilmiş oldu. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti sizin bir sonraki videoda ve videonun devamında duyacağınız şekilde söyleyelim. Bir sonraki başlığımızda biz bunu Wilson ilkelerinde dile getireceğiz ama bu Milletler Cemiyeti'nin asıl orijinal adı Cemiyeti Akvam'dır. Kavim'den gelir. Milletler Cemiyeti demektir. Arkadaşlar sömürgecilik anlayışı manda ve himaye adı altında devam etti. Yani sömürgecilik ortadan kalkmış değil. Yeniden devletlerde rejim değişiklikleri meydana geldi. Almanya, Rusya, İtalya gibi devletlerde totaliter yani baskıcı rejimler ortaya çıktı. Örneğin Almanya'da Nazizm, Rusya'da komünizm, İtalya'da faşizm gibi baskıcı rejimler ortaya çıkmış oldu. Almanya ve İtalya'nın ırkçı ve yayılmacı politika izlemesi ise hani kendi sömürgelerini arama yönündeki bulunan davranışları ise İkinci Dünya Savaşı'na ortam hazırlamış oldu. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki başlığımız ise Wilson ilkeleri arkadaşlar. Şimdi Wilson ilkelerine baktığımızda şöyle bir durumla karşılaşacağız. Amerika Başkanı Wilson savaşı girip kazandırdıktan sonra madem ki dün İtilaf Devletleri'ne savaşı ben kazandırdım, dünya üzerinde tek söz sahibi benim, ben ne istersem o olur diyerek, bu mantıkla düşünerek, bu mantalitede devam ederek kendi ilkelerini ortaya koydu ve dünyanın yeni düzenini sağlamak için 14 maddelik bir bildirge yayınladı. Bu bildirgenin amacı ise hem dünyadaki barışı kalıcı olarak sağlamak, dünya siyasetine yön vermek ama öncünün Amerika olduğunu tüm dünyaya bildirmekti. Evet, Amerika Başkanı dünyanın tek süper gücünün Amerika olduğunu gösterebilmek için Wilson ilkelerini yayınlamış oldu. Bizi ilgilendiren kısmıyla, alakadar eden kısmıyla biraz inceleyelim bu ilkeleri. Her millet kendi geleceğini belirleyecek demiş. Evet, milletler kendi geleceklerini belirleyecekler. Daha demokratik bir ortam var demek ki. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Bu da biraz daha denge kurma üzerine yapılmış bir madde. Yenen devletler yani kazanan devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı alamayacak. Osmanlı belki de en çok bu maddeye güvenmiş oldu. Amerika'nın yanında yer almak istemesinin mesela örneğin siz hatırlayacaksınız. Wilson Prensipleri Cemiyeti vardı. Osmanlı içerisinde kurulan zararlı bir cemiyet ama Amerika'nın yanında yer almak istemesinin temel sebeplerinden bir tanesi de buydu.
Amerika'nın ortaya koyduğu ilkeler Osmanlı'nın bir takım yenilmiş olsa da haklarını korumuş olacaktı. Osmanlı'nın bir nevi işine geliyordu bazı kesimlerin. Ama tabii ki bu bir kurtuluş olamazdı. Çünkü başka bir devletin sömürgesi altına girmemiz doğru değildi. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacak ve silahlanma yarışı da olmayacaktı. Devletler arasında sorunlara çözüm bulmak için Cemiyeti Akvam, Milletler Cemiyeti kurulacaktı. Türklerin çoğunluk olduğu bölgelerde hakimiyet hakkı Türklere verilecek, fakat diğer bölgelerde çoğunluk olan millet kimlerden ise o bölgenin hakimiyeti o milletin devletine verilecekti arkadaşlar. Bu da yine Fransız ihtilalinin etkilerini gösterdiği bir madde olmuş. Osmanlı Devleti'ndeki içindeki azınlıklara ve uluslara kendi geleceklerini belirleme hakkı verilmiş. Bu da Osmanlı'nın parçalanmasına yol açan bir diğer madde olmuş arkadaşlar. Son olarak Osmanlı Devleti içerisinde bulunan boğazlar bütün dünya ticaretine açık olacak ve bütün ticaret gemileri bu boğazlardan istedikleri gibi geçebileceklerdir. Arkadaşlar bunlar da Wilson ilkelerinin bir takım maddeleri. Bizi alakadar eden kısmıyla biraz incelemiş olduk. Bugünlük dersimiz burada, bu ders videomuzda son buluyor. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.